Tamam dersin. Biz 25 yıldır LÖSEV olarak faaliyet gösteriyoruz. Öncesinde LÖSEV'in çocuklarla yola çıktık. Onların tedavilerine destek olmak amaçlı yola çıktık ailelerine. Şu anda tüm kanser hastalarına, yetişkin çocuk tüm kanser hastalarına hizmet veriyoruz. Kuru gıdalarını karşılıyoruz. Kurban Bayramı'nda yapılan bağışları kesiyoruz ve her hastalarımızı her ay taze et olarak üretiyoruz. Tabii deprem sonrası, 6 Şubat sonrası hepimiz çok etkilendik. Biz de Adana ofisi olarak Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Tarsus, İskenderun illerinden sorumluyuz, ilçelerinden sorumluyuz. Dolayısıyla depremden bu yana çok daha sık bu bölgeye gelmeye başladık. Çünkü kanser hastalarımız hem kanser hastası hem de depremzede olmaları nedeniyle oldukça ihtiyaç sahibi oldular maalesef. Bazılarını da kaybetmiş olduk. Üzgünüz bu konuda da. Şu anda Duda Hanım'ın evindeyiz. Çadırındayız daha doğrusu. Kendisine verdiğimiz çadırda şu an için ikamet etmekte, eve hasarlı olduğu için. Aynı zamanda 2009'dan beri AML kanser hastası. Tedavisi yeni bitti. Kontrolleri devam ediyor. Bu süreçte biz diğer hastalarımızı olduğu gibi kuru gıda ve mutlu et paketlerimizi teslim ediyoruz. Bugün de onları özellikle bizzat ziyaret etmek istedik. Şimdi onlarla birlikteyiz. Aslında Duda Hanım'ı biz Ankara'ya Lösemini Çocuklar Köyümüzde misafir etmeyi çok istedik. Birçok depremden etkilenen hastamızı zaten Lösemini Çocuklar Köyü'ne transfer ettik. Lösente Hastanemizde aldık. Tedavilerini tamamladık. Hatta Lösev hastası olmasa bile doğum yapan depremzedeleri ağırladık, misafir ettik. Lösemini Çocuklar Köyü için Duda Hanım'ı davet ettiğimizde açıkçası gelmek istemedi. Köyünü, evini, hayvanlarını bırakmak istemedi. O yüzden biz de ona bir çadır teslim ederek evinde, yurdunda kalmasına yardımcı olduk. ...2009 yılında bu lösemi hastalığına yakalandım. İşte o yıldan beri 2019'da Lösev'den tanıştım. Allah razı olsun. Ellerinden gelen her türlü yardımı sağladılar. 6 Şubat'ta depremde yardımcı oldular. Her türlü ihtiyacımı gördüler. Çadır, su, gıda, temizlik ürünümü. Yani her türlü yardımı gördüm. Bayramlarda, kurban bayramlarında etimi getiriyorlardı. Ramazan'da gıda paketi getiriyorlardı. Yani çok şükür her kötü şeyimde yanımda oldular. 2019'un Aralık ayında, Aralık'ın 13'ünde nakil oldum. Bir ay nakilde yattım işte. Zor tedavim falan süreçleri zor geçti. Ondan sonra bir yıl ilaca devam ettim. Haftada bir, İki defaya kontrollerime gittim. Ablamdan aldım nakili. Ablam şey yaptı. Öyle iki defa ablamı götürdük. Kanımız birbirimize uyuşuyor mu diye. Çok şükür uyuşma oldu dediler. Son gittiğimde işte çok şükür dediler hastalığın aşaması bitmek üzere ama dedi kontrollerini bırakmayacaksın. Kendine dikkat edeceksin. Çok şükür yani o süreci atlatmak üzereyim inşallah.